Evet, kritik bir gündü dedik, kritik bir toplantı yapıldı dedik. Şimdi telefon hattımızda Uluslararası Anabilim Dalı uzmanı Tanju Okan var. İyi akşamlar Tanju Tosun, duyabiliyor musunuz beni? Evet, iyi akşamlar duyuyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, bahsettik zaten çok kritikti dedik. Tüm konularda olmasa bile bir takım konularda anlaşıldığına kesin gözüyle aslında bakılıyor. Onun sebebiyle bir saat planlanan görüşme yaklaşık 2 saat 40 dakika sürdü. Sürenin uzaması içeride bir uzlaşın olduğu yönünde de anlaşılabilir. Araya heyetlerin de girmesi tabii olumlu bir toplantı olarak anlaşıldı. Şimdi görüşme öncesi iki lider de açıklama yapmıştı Sayın Tosun. Demişlerdi ki alınacak kararlar bölgeyi ve ülkeyi rahatlatacak demişti Sayın Erdoğan. Putin ise İdlib'de Suriye ordusunun ciddi kayıpları var. Bunların tekrarlanmaması ve Türk-Rus ilişkilerine de zarar vermemesi için görüşmekte yarar var demişti. Şimdi Türk askerine başsağlığı da dilemiş, ardından Türk askerinin orada olduğunu bilmediğini de tekrardan yinelemişti sözlerine, bu şekilde devam etmişti. Şimdi henüz iki lider birlikte bir açıklama yapmadılar. Tüm Türkiye, tüm dünya hatta şu an bu açıklamayı bekliyor. Bir uzman olarak bu gelinen süreci öncelikle nasıl değerlendirirsiniz? Evet, öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Ben Sayın Putin'in orada Türk askerlerinin olduğunu bilmiyoruz şeklindeki açıklaması biraz şeye benziyor. Yani İran'ın vurmuş olduğu Ukrayna uçağını vurmasına benzetiyorum adeta. Niye? Şöyle ki, yani Rusya sahip olduğu askeri teknolojiyi dikkate aldığımızda Türk askerlerinin orada olduğunu bilecek kadar teknolojik olarak donanımlı. Kaldı ki Birleşmiş Milletler'in toplantısında Sayın Feridun Sinirlioğlu'nun yapmış olduğu bir açıklamada özellikle sinyallere üzerinden bir değerlendirme yaparak bu Suriye uçaklarının da Rus uçaklarının eşlik ettiğini belirtmişti. Tamamen teknik bir veriye dayalı olarak. Şimdi bu bir. İkincisi olası bir uzlaşmanın sadece Türkiye-Suriye-Rusya bağlamında değil Avrupa kıtası bağlamında da önemi var. Niye? Çünkü aynı zamanda özellikle ortada devam edecek bir sorunun Avrupa kapılarına kadar dayanabilecek yaklaşık olarak 1 milyonluk bir göçmen söz konusu. Özellikle rejimin yapmış olduğu son saldırılarla kuzeye doğru hareket eden 1 milyona yakın ve %60'ının çocuk olduğu bir gruptan söz ediyoruz. Dolayısıyla bu çok önemli. Ayrıca tabii önümüzdeki süreçte sorunun çözülememesi doğrudan doğruya bir savaşın devam etmesi gerek Türkiye tarafından gerekse Suriye tarafından da yani kayıplara yol açacak. Sonuçta ölecek olanlar şehitler, Türkler ya da rejim askerleri, insan hayatı. Anladığım kadarıyla bu konuda da daha fazla bu sorunun devam etmemesi noktasında bir mutabakata varılacak. Ama bu mutabakat nasıl olacak? Yani Türk tarafının tezleri ne ölçüde geçerli olacak? Çünkü Türkiye'nin özellikle tezi Rusya'nın bu Soçi mutabakatındaki çatışmazlık halini ihlal ettiğine ilişkin bir açıklaması vardı. Evet. Rus tarafı ise özellikle Türk askerlerinin arasına sızmış olan bir takım cihatçı grupların bulunduğuna ilişkin. Şimdi burada bir orta yolun bulunması gerekiyor. Soçi mutabakatının bu anlamda yapılacak, varılacak yeni bir uzlaşmayla devam edip edemeyeceği, oradaki gözlem noktalarının durumu ne olacak? Çünkü gözlem noktalarının ötesinde özellikle son günlerdeki Şubat ayında bildiğim kadarıyla yani ciddi anlamda bir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin oraya yığınak yapma söz konusu oldu. Rus tarafı bu yığınağa dikkat çekerek bundan rahatsızlığını belirtiyor. Adeta
yani ek bir takım gözlem noktaları, gayri resmi bir takım gözlem noktaları oluşturulduğuna işaret ediyordu. Buna yönelik bir rahatsızlığı var. Tabii Türk tarafı haklı olarak özellikle son saldırıda şehit düşen askerlerimiz üzerinden de bir anlamda bir argüman geliştirmiş durumda. Görülen o ki yani bu iki lider arasındaki görüşmenin uzun süreli olması, ardında heyetler arasındaki görüşmeler, yani iki tarafın da bir orta noktada buluşmak, en azından sorunu dondurma konusunda bir mutabakata istekli olduğu izlenim veriyor. Yani şu an tabii ki Türkiye'nin talebi ortada. Yani ne dersiniz, bir ateşkes beklentiniz var mı? Çünkü şimdi Putin'le zirve görüşmesi İdlib düğümünü sizce çözebilecek mi? Evet. Şimdi burada tabii ateşkes önemli. Muhtemelen bir ateşkes çıkacak ama yani Türk tarafının istediği geçici bir ateşkes değil. Yani 6 aylık, 1 yıllık bir ateşkes konusunda Rus tarafının bir tezi olursa Türkiye açısından bunun bir anlamı yok. Tabii. Artı real politik olarak kalıcı bir ateşkesin mutlaka imzalanması gerekiyor. Buna karşılık Rus tarafının da yine medya yansıdığı kadarıyla izlediğimiz şekliyle kademeli olarak İdlib'den çekilmesi talebinde bulunabileceğinden söz ediliyor. Bu durumda kademeli geri çekilme söz konusu olursa bir güvenli bölgenin oluşturulup oluşturulmayacağı. Çünkü bir güvenli bölge de en azından orada yerleşik olan nüfusa yönelik bir tehditin oluşmaması için önemli. Kaldı ki bu güvenli bölge oluşumuna özellikle başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri de dünle karşılaştırıldığında daha olumlu bakmaya başladılar. Evet. Peki, ben yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum size. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız, düşüncelerinizi aktardınız bizlere, Tanju Tosun. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Tabii ben son tahlilde bu görüşmeden barış yolunda alınacak bir takım kararların çıkmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. Rica ederim. İyi akşamlar.